Gençler, değerli takipçiler, hepinize merhaba. Size yabancı gelmeyen bir soruyu ikinci kez çözüyorum. Bu soruyu 505. videomuzda trigonometrik olarak çözdük. Çünkü kazanımları çok olan bir soruydu. Sentetik çözümleri de kurulabilir, bilgisayar demiştik. Farklı çözümlerden birini sizlere tanıtmaya çalışacağım. Bu fikir çözüm olarak Emre Zeynep Arslan hocamıza aittir. Peki mevcut açılara baktığımız zaman 5 var. En küçük açı 15, 20, 65 var. Bu şartlarda x'i bulmaya çalışacağız. Yine geometrik yapılar, ikizkenar üçgenler, özel üçgenler kurmaya çalışacağız. Amacımız bu. İlk adımı A'dan BD'ye bir kesen çizerek burada taban açıları 5 derece olan bir ikizkenar üçgen kurarak başlıyoruz. AKB üçgenini biz taban açıları 5 derece olan bir ikizkenar üçgen olarak kurduk, planladık. Eş uzunlukları sembolize edeceğim şimdi. BK ile işte KA'nın eşit olduğunu artık görüyoruz. Peki DCA açısı 15 derece. Şurada DBC açısı da 20 derece. Bu 15'leri özel olarak kullanabilmek için B köşesinden AC'ye bir kesen çizerek 20 dereceyi de 5 ve 15 olacak şekilde parçalı hale getirmek istiyorum. Amacımız özel yapılara girebilmek, kurabilmek. Tabii bu bir taslak çizimdir. 20'yi 5 derece ve 15 derece olacak şekilde parçalı hale getirdik. Yalın olarak burada meydana gelen BLA açısına bakacak olursak şimdi. BLA açısına bakacak olursak bu açı kaç derece olmuştur? Buradan bir ilgi kuracağız çünkü. 5 burada var. 80 de burada var. O zaman burası 85 derece olmuştur. Yani şu açı, bu açı dış bölge yazıyorum. Burası 85 derece olmuştur. Peki 85'in iki katına baktığımız zaman bunu da 170 derece olarak görmekteyiz şekilde. Şuradaki kurmuş olduğumuz AKB üçgeninde 170'i burada görüyoruz. Yani merkez açı olarak bunu burada görüyoruz. Demem o ki artık biz K'yı L'ye birleştirerek burada K noktasının abele üçgeninin çevrel çemberin merkezi olduğunu bu 1'e 2 açılardaki merkez açı, çember açı ilgisinden görüyoruz. K ile L'ye birleştirerek burada artık biz K noktasının ABL üçgeninde çevrel çemberin merkezi olduğunu görmüş oluruz. Yazıyorum buraya. ABL üçgeninde K merkez olmuş oldu şimdi. Artık bu eşit uzunluklar ilgili çevrel çemberin yarı çapı kadar olmuş oldu. Peki açı dağılımına buradan yine devam edeceğiz. Demek ki biz burada tekrar bir ikizkenar üçgen daha kurmuş oluyoruz. O da BKL üçgeni. Bu üçgene baktığımızda bu üçgende de taban açıları artık 15-15 oluyor. Şurada 15 derece var. Peki buradaki artık iki iç açıyı dışa yazarak burada 30 ve 10 dereceleri görebiliriz. Buradan şunu elde etmiş oluyoruz biz. Buradan A, B, L üçgeni içerisinde oluşan AKL üçgeninin tepe açısı 40 derece olan bir ikizkenar üçgen olduğunu kurmuş ve görmüş oluyoruz. Sorunun ikinci aşamasında biz artık AKL üçgeni üzerinde çalışacağız. Nedenini açıklayalım. Çünkü biz x açısını arıyoruz. X açısının bir kısmını parçalı olarak 5 derece olarak yazdık. X'in parçalarından biri 5 derece olursa diğer parçası da Y olacak şekilde Y'yi sorgular bilir bulursak o zaman 5 ve Y'nin toplamından X açısını bilmiş bulmuş olacağız. Peki burada şimdi DL doğru parçasını çizersek buna dikkat edelim şimdi. DL doğru parçası artık 15 dereceleri gören bir doğru parçasıdır. Demem o ki burada oluşan D, L,
C. Kirişler dörtgen olmuş olur. Bu dörtgen kirişler dörtgendir. Sebebini açıklayalım. Şuradaki DCA açısındaki 15 derece kırmızı kirişi görüyor. Şuradaki iç bölgede oluşan KBL açısı 15 derece gene DL kirişini görüyor. Artık bunu tek renkle çizmem gerekirse şöyle çizebilirim. Sarıyla çizmem gerekirse bu çizmiş olduğum dörtgen kirişler dörtgeni olmuş oluyor. Peki kirişler dörtgenindeki açı dağılımından aynı kirişi gören aynı tür açılardan açıları yazmaya devam edersek şunu görebiliriz. Burada LDC açısı işte CL kirişini görüyor. CL kirişi 5 dereceyi görüyor. Şurası artık 5 derece olmuştur. Şurada 15 derece var. Peki 5 ve 15'in toplamından şuraya dış bölgeyi yazmaya çalışıyorum. Şu açı ise 5 ve 15'in toplamından 20 derece olmuştur. Peki bu AKL üçgeni tepe açısı 40 derece olan bir ikizkenar üçgen oldu. 40 derece olan bir ikizkenar üçgen oldu. Bu ikizkenar üçgende artık taban açılar 70-70 olacaktır. 70'lerin nasıl parçalandığını bilir bulursak sorunun cevabına inmiş olacağız. Burada meydana gelen KLD açısında ölçüsünü yazmaya çalışsak o da açı dağılımından şöyle gelecektir. KLD açısı. Burada biz 85'i parçalamış olduk. 85'in parçalanan biri 20 oldu. Biri 15 oldu. 35. Demek ki burası 85 eksi 35'ten 50 derece olarak gelmiş oluyor. Onu kırmızıyla bu bölgeye göstermeye çalışacağım. Şurada yıldızla gösterdiğimiz açı 50 derecedir. Artık sorunun ikinci aşamasında AKL üçgeni ikizkenar üçgendir. D noktasından köşelere çizilen doğru parçalarıyla A'daki 70 derecenin nasıl parçalandığını bilmeye bulmaya çalışacağız. Yani şuradaki açı artık 70 eksi y olacaktır. Onu biliyoruz. Şurada bir y var. Sorunun ikinci aşamasında önceden bilenleriniz vardır. Bu AKL üçgeninde çalışacağız. Onu da kırmızıyla biraz daha ön plana çıkartmaya çalışayım. Bakın şu kırmızı üçgende ayrı bir bölgede soru üzerinde çözersem çok karmaşık, kompleks hale gelir. Bu üçgenin işte açı dağılımını inceleyerek biz x açısını bilmiş bulmuş olacağız. O halde sorunun ikinci aşamasına geçiyorum. Sorunun ikinci aşamasında AKL üçgeninde A'daki açı dağılımından Y'yi farklı şekillerde çeşit çeşit çizimlerle 30 derece olarak bulabiliyor, görebiliyoruz. Şimdi bunlardan birini görmeye kurmaya çalışalım. Yani biz Y açısını çünkü şurası 70 eksi Y ile Y'nin değerini 30 derece olarak şöyle görebiliriz. Mevcut yapılarda KDL üçgenine bakalım şimdi. KDL üçgeninde normal klasik bir 30 derece var. 30 derece bizim çizimlerimizde işimizi çok kolaylaştıran bir açı. KDL üçgeninde çalışıyorum. Lafı uzatmayayım hemen. Bu KDL üçgeni geniş açılı bir üçgen olduğundan dolayı bu geniş açılı üçgenin çevrel çemberin merkezinde şurada bir yerde M olarak kodluyorum. M noktası artık merkez olsun taradığım üçgenin. M'nin D'ye uzaklığı, işte M'nin K'ya uzaklığı, L'ye uzaklığı sayesinde buradan ikizkenar üçgenler, eşkenar üçgenler kurabiliyoruz, görebiliyoruz. Açı dağılımını yazarsak artık burası merkez açıdan dolayı DML açısı 60 derece olmuştur. 50'yi 60'a 10 tamamlar. Şurası MDL 60 olmuştur. 50'nin katı 100 olduğundan dolayı KML üçgeninde tepe açısı 160'tır. Taban açılar 10 derece olmuştur. Bu kez de çizimimize şöyle devam edelim. KML üçgenin eşini bu defa da şeklin üst bölgesinde inşa edebiliriz. Yani şuradan oraya da T demiş olsaydım. Bakınız A, T, K üçgeni de ne olmuştur? Eş üçgen olmuştur. Yani biz
KML üçgenine eş olacak şekilde KTA üçgenini çizdik. Eşkenarları kırmızıyla modelledik. Buradaki açı dağılımından da yine 10-10 gelecektir. Bunu neye göre yaptığımızı söyleyelim. Çünkü 30-10-40 yapıyordu. 40'a 10 verdik, 50 oldu. 50'yi 60 yapabilmek için bu çizimi tercih ettik. Buradan da artık T'yi M'ye birleştirirsek işte KTM'nin eşkenar üçgen olduğunu kurmuş ve görmüş olur. Dilimizden anlamayanlar için bunları tek çetele koyarak eşliği göstermeye çalışayım. Bunlar artık hep eş uzunluklar. Buradaki açı dağılımını yazarak özel yapıları yine görmeye çalışalım. Buralar 60 olmuştur. Yüzün parçalarından biri 60'sa diğer parçası 40 olmuştur. Burada TDM üçgeni de T ile D birleştirilirse yeni bir ikizkenar üçgen olarak karşımıza gelir. TDM üçgeni. Onu yeşille çizmeye çalışıyorum. Buradaki açı dağılımı yazacak olsak tepede 40 olduğuna göre şurası 70 derece olmuştur. Peki şurası da artık 70 derece olmuştur. Ama nasıl parçalanacağına bakacağız. Peki KTA üçgeninde tepe açısının biz işte 160 olacağını biliyoruz. 7, 6, 13 yapar. Buraya düşen açı miktarı 30 derece olmuştur. Bu çizimler sayesinde kıdem üçgeninde yine biz ikizkenar üçgen olarak görebiliyoruz. Kıdem üçgenini, KDM üçgenini. Taban açıları 40 derecedir, tepe açısı 100 derecedir. Peki burada artık şunu da görmek açıktır, aşikardır. TMLA ikizkenar dörtgendir. TMLA ikizkenar yamuktur. Bunu nereden gördük? Çünkü T'de 100 derece var, M'de işte 100 derece var, eşkenarlar var. Yamuk da çok işim olmayacak ama görmek, göstermek adına mesela şu TM yamuğun işte üst tabanı ise şurası da alt tabanı olmuştur gibi gösterimde bulunabiliriz. Onlara başka bir renk kullanarak paralelliği göstermeye çalışayım. Şuradaki TM ile AL de birbirine paralel olmuştur. Yamuktan bahsediyoruz. Peki yamuğun şimdi köşegenleri kimlerdir? Ona bakalım. Köşegenlerinden TL köşegenini çizecek olursak oradan soruya çözüm artık gelmiş oluyor. TL köşegenini çizince bu defa da MTL metal üçgeni tepe açısı 100 derece olan bir ikizkenar üçgen olmuştur. Çünkü burada 100 var. Tepe açısının 100 olması tabanların artık 40 olması anlamına gelir. O halde 50'yi parçalamış oluyoruz şimdi. 50'nin parçalarına bakalım. 10'u 40, 10'u 40'a 30 tamamlar. Burası 30 olmuştur. Burası 20 derece olmuştur. Yani 50, 30 ve 20 diye parçalanmıştır. Peki 50 böyle parçalandığına göre buradaki metal üçgenindeki 70'in parçaları nasıl olacak? Ona bakalım şimdi. Taban açılar 40 olacağından dolayı buraya 40 gelirse devamına da şuraya da 30 gelecektir. Artık bu 30'lara bakarak, 20'lere bakarak D noktasının özel bir konumu olduğunu görmüş, göstermiş oluruz. Sorunun cevabına şu anda ulaşmış oluyoruz. Dikkatinizi şunlara çekmek istiyorum. ATL üçgeninde TD'nin özel bir görevi var artık. İç açıortay. Yine ATL üçgeninde LD'nin de özel bir görevi var. Bu da iç açıortay. İç açıortaylar yani açıortaylar kısa noktadaş olduğu için demek ki AD de artık özel bir görev almıştır. AD de A'ya ait iç açıortaydır. Bunu hangi üçgende yorumladık? Dilimizi anlamayanlar için soruya ATL üçgeni artık çözüm getirmiş oluyor. Burası D noktası iç merkez oldu. Peki burada 20-20 var. Burada 30-30 var. 30-20-50-100 yapar. O halde A açısı toplamda yani TAL açısı toplamda 80 olması lazım. 80'in yarısından iç açıortaydan dolayı 40 dereceleri şurada görüyoruz. Şu nokta koyduğum açı noktada gösterdiğim açı 40 dereceymiş. Ya da bir başka ifadeyle 10 artı y açısı 40 dereceymiş. Buradan y'yi 30 derece olarak bilmiş bulmuş oluyoruz.
Peki sözün kısası artık Y'yi bilmekle biz aradığımız X açısını parçalı olarak artık parçalardan biri 5, diğeri 30 olarak yazdık. 35 derece olarak bilmiş bulmuş oluyoruz. Meraklı izleyenler, takipçiler sizler de başka sentetik çözümler, çizimlerle bu soruya yorumlar yapabilirsiniz.